Yunus, kim bu kadın? Tanıyor musun sen? Buralı değil galiba. Değil beyim. Yeni gelmiş. Öğretmen, İstanbulluymuş. Öğretmen ha? Hem de İstanbul'dan. İyi, iyi. Bu çıngırak domuzu boşuna gelmedi buraya. Babanı niye çağırdı acaba? Baban dönene kadar meraktan çatlarım artık. Gitmedin mi oğlum, neredesin? Yok anam, gitmedim güzel hanım. Rasim dayım yollamadı beni. Yavrum, eşberim. Ana, babama söyleme sakın. Yok kuzum, söylemem babana. Eşberin sıpasını kucağına tutuşturduğum gün ilk lafımı sana söyleyeceğim. Elini kocandan çek, tamam mı? Yoksa gebertirim seni. Kocandan mı? Allah'tan utan ayağsız. Yaptıklarınız yetmedi, şimdi de namusuma mı dil uzatıyorsunuz? Aması maması yok Kemal ağa. Ya dediğimi yapacaksın ya da evini arazine el koyacaklar. Aptallık etme. Düşünmem gerek. Sözüm sözdür Kemal ağa. Belki seninle ortak oluruz. Belki de akraba oluruz. Ne demek şimdi bu? Gayet basit. Senin bir kızın var. Benim de aslan gibi bir yeğenim. Mihriban'ın da Eşber'in de vakti geldi artık. Mihriban'ı Eşber'e ver, akraba alalım. Olmaz. Benim Eşber'e verecek kızım yok Rasim Bey. Adamlarını topla, defol git buradan. Gene görüşeceğiz delikanlı. Gene görüşeceğiz. Yürü lan bas git. İki can bir araya gelse bile seni Mihrali'ye vermem. Etlerini lime lime doğrayıp Eşber'in önüne atarım, yine de vermem. Anladın mı? Al Mihriban'ı git. Sen istersen o hemen gelir. Biliyorsun değil mi? Senin çektiğin acıları bir de o çeksin diye mi? Mihriban gelirse babasının sardığı kırmızı kuşakla beyaz gelinlikle gelir ana. Ne var Mehmet? Dalı yapmışlar baba. Ne? Bütün ekinler yanıyor. Kim var orada? Kim? Abla! Oğlumu bırak! Kaldırın şu iti, jandarmalar gelmeden götürelim. Buraya geldiler baba. Ne oldu? Meryem'e ne oldu? Anamı dövdüler baba, içeride ölü gibi yatıyor. Mehmet, Mehmet yok muydu? Mehmet'i götürdüler baba. Ben sana Mihriban'ı kaçır dedim, kardeşini değil salak. Kızı bulamadık, bunu bıraksak jandarmaya giderlerdi. Şimdi gitmeyecekler mi sanıyorsun? Alo? Panik yapma Kemal ağa. Oğlun elimizde. Jandarmaya gidersen oğlun ölür, tamam mı? Ama ne oldu oğlum? Baba! Dur. Mihriban, koş çabuk kolonya getir kızım. Koş. Kemal. Kemal dur oğlum. Kemal. Dur Meryem, dur yavrum, korkma. Dur, sakin ol. Tamam, sakin olun. Kemal, kendine gel oğlum. Nefes al Kemal. Kemal nefes al. Sakin, sakin ol oğlum. Mehmet, sakin ol. Mehmet sakin öldürecek. Ol. Yavaş. Mehmet, yavaş yavrum. Mehmet'i öldürecek. Yavaş. Allah. Mehmet. Allah. Yavaş yavrum, yavaş. Mehmet. Sakin ol. Yavaş. Mehmet. Kemal, kendine Mehmet. Allah. Dur. Allah. Mehmet. Dur Kemal. Mehmet. Mehmet. Mehmet'i öldürecek. Ne istiyorsun benden?
Sana ne yaptım ben? Hiç. Sende ne işim olur lan düdük? Benim işim babanla. Bu lavuğu sıkıca bağlayın. Başına adam koy. Sen de gözünü dört aç. Kaçarsa hesabını senden sorarım ona göre. Merak etme beyim. Gereğini yaparız. Bir yere kaçamaz. Öldürecekler. Öldürecekler. Cemal. Cemal oğlum. Mehmet. Mihriban. Buradan emin nasip alanı al da gel. Hükümet sen de beraber git. Mehmet. Hadi beraber gidelim. Beraber gidelim kız. Hadi gel. Mehmet. Öldürecekler. Bir şey yok. Öldürecekler. Önünden geçtim hükümetin önünden. Geçtim hükümetin önünden. Geçtim hükümetin önünden. Rahat dur. Alo. Benim dayı. Ha Eşber, ne oldu? Operasyon tamam. Ne operasyonu? Eşber, ne diyorsun sen? Kemal Ağa'nın oğlunu kaçırdık. Şimdi ona istediğimizi yaptırabiliriz dayı. Hem senin istediğin arazileri alırız hem de Mihriban'ı. Ne? Kime sordun lan? Benden habersiz yapabileceğini kim söyledi sana? Ama dayı. Lan bana. Dayı bir dakika dinlesene. Dikeciklerin Kemal köyün ortasında Rasim Bey'e posta koyacak da. Biz yanına mı bırakacağız? Defterini hemen dürmezsek tepemize çıkar bunlar. Buraya gel hemen. Çabuk. Tamam dayı, geliyorum. Ne bakıyorsun ulan? Gidiyoruz Yunus. Sen de benimle gel. Ötekilere söyle, ben gelene kadar bu ite göz kulak olsunlar. Peki beyim. Mihrali. Mihriban. Mihrali. Mihrali ne yapıyorsun lan? Mehmet'i kaçırdılar Mihrali. Sen iyi misin? İyiyim. Beni hükümet kurtardı. Hükümet kurtardı. Ama anamı dövdüler. Hem de çok kötü dövdüler. Çıngırak Rasim'in adamlarıydı. Biliyordum. Telefon ettiler. Jandarmaya haber verirsen Mehmet ölür dediler. Babam fenalaştı. Nerede şimdi? Evde. Hocaemmi başında duruyor. Ben hükümetle Hasibahalı'yı almaya gidiyordum. Mihrali, kurbanın olayım, tek başına bir şey yapmaya kalkma. Seni öldürürler. Akılsız herif. Aptal. Gülsüm. Gülsüm. Buyur beyim. Zil Hanım'a haber ver. Hemen toparlanıp aşağı insin. Köye gidecek. Baş üstüne beyim. Başımıza jandarmayı bela edecek. Salak. Ne oldu be kızım? Allah Allah. Nedir bu başımıza gelenler? Vah vah vah. Oyalanmadan gidin siz. Ben muhtar emmiyi bulup gönderirim. Hükümet. Onlar sana emanet. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden. Mihrali'm. Geçtim, hükümetin önünden. Kızım, geçtim, hadi gidin. Geçtim, hükümetin önünden. Geçtim. Rasim, ne oldu? Eşber, Kemal Ağa'nın oğlunu dağa kaldırmış. Ne? Bu deli olan başımıza iş açacak abla. Jandarmalar gelebilir. Sen hemen eve git. Hiçbir şey olmamış gibi davran. Eşber'in burada olduğunu senden başka bilen var mı? Fadime biliyor. Tembihle, ağzını sıkı tutsun. Laf kaçırmasın. Herkes Eşber'i Almanya'da bilecek. Tamam mı? Tamam. Almanya'yı ara, Tahsin'le konuş. Sorun olursa Eşber yanımda desin. Bakalım bu işten nasıl sıyrılacağız. Bu haldeyken bir şey yapamazsın Kemal. Sakin ol. Önce ne yapacağımızı düşünelim. Hele bir muhtar gelsin, jandarmaya gideriz. Jandarma olmaz hocam.
Jandarmaya haber verirsen Mehmet'i öldürürüz dediler. Ama bir şeyler yapmak lazım. Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Allah Allah. Rasim'in güpegündüz böyle bir şey yapması için çıldırmış olması lazım. Bunda başka bir şey var. Garip. Hem de çok garip. Fadime önemli değil Rasim. İstediğim zaman tavuk gibi boynunu kopartıveririm onu. Abisi Seyfullah'a tıktırdık ya içeri. Fadime hepten yalnız kaldı. Ağzını açacak cesareti yok onun. Ama benim korkum jandarma. Bu işe jandarma karışırsa öteki meseleler de ortaya dökülüp saçılır. Zannetmem. Mehmet elimizdeyken jandarmaya gidemezler. Eşber zılgıtı çekmiş zaten. Önemli olan bundan sonrasında açık vermemek. Eşber'e bırakırsan jandarması da gelir, polisi de gelir. Bizimki durdurak bilmez, bir delilik daha yapıverir. Deli meli ama bazen öyle şeyler yapıyor ki sonucunda işe de yarıyor. Mesela bu iş. Berbat gibi görünse de iyi kullanırsak Kemal'in elinden arazilerini de alırız, kızını da. Kızı batsın. Eşber o sıska sümsüğün nesini sever bilmem ki. Hadi hadi kıskanma. El yüzü düzgün, bayağı da güzel kız. Eşber'e de yakışır yani. Aman, kıskandığım mıskandığım yok. Oğluma Sünameki Meryem'in kızına mı kaldı? Neyse, Eşber Mihribar'ın nesini sevdiği de içeme yarıştıracak vaktimiz yok abla. Hadi sen bir an önce hazırlan, oradaki vaziyeti idare et. Ben de Eşber'in başlattığı işi tamamlayayım. Muhtar emmi! Muhtar emmi! Mihrali, hayırdır oğlum? Ne bu telaş? Kemal dayımın evinde seni hoca emmi bekliyor. Acele et muhtar emmi. Ne oldu, kötü bir şey mi var? Çıngırak Rasim'in adamları dayımın tarlasını yakmışlar. Mehmet'i de kaçırmışlar. Ne? Kurban olayım, eşverime sahip çık Rasim. O köpeklerin oğlumun başını yakmasına izin verme. Ben hallederim abla, merak etme sen. Enişteme bir şey söyle. Yalnız Fadime'ye dikkat et. Eşber'le ilgili kimseye tek kelime etmesin. İsterse et. Parça parça ederim onu. Mehmet'le niye bozuştun lan? Ablam mı söyledi? He. Kahvede iyi kapışmışsınız geçen gün. Boş ver ya. Dövüşürüz, barışırız. Sen bize bakma. Rahatlatıyor galiba. Mihriban ablaya bak. Amma telaşlı. Ana, sen diğerlerini hazırla, ben geliyorum hemen Yavuz. Mihriban. Ne var Fadime? Niye bu telaş, hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Yok kızım, Kemal efendi biraz hastalanmış da. Aa, nesi var Kemal amcanın? Önemli bir şey değil. Seninle sonra görüşürüz Fadime. Tamam, istersen bu akşam çamaşırhaneye gel, laflarız biraz ha? Bugün olmaz. Ben seni ararım, tamam mı? Tamam. Hadi. Bu telaş pek hayra alamet değil ama neyse, yakında öğreniriz. Bu iş telaşa gelmez Kemal'im. İyi düşünüp sağlıklı karar vermek lazım. Mehmet'in hayatını tehlikeye atmak olmaz. Telefona ben bakayım istersen. Yok hocam, ben bakarım. Ver Meryem. Alo. Merhaba Kemal ağa. İnşallah jandarmaya gitmemişsindir. Sana otelde son sözümü söylemiştim Kemal ağa. Benimle oynamaya gelmez. Yaptığın kancıklık ulan. Oğlumdan ne istiyorsun? Yüreğin varsa sen çık karşıma. Şşş, sakin ol Kemal ağa. Oğlunun hayatı benim elimde. Bunu unutma. Sana son bir şans daha veriyorum. Bir araya gelip arazi meselesiyle Mihriban işini konuşalım. Yeğenimi Almanya'dan getireceğim. Davulu zurnalı düğün yapacağız. Mehmet'i ancak ondan sonra bırakırım. Bu işten kaçarın yok Kemal ağa. Yarın benim fabrikaya gel. Tek başına. Yalnız ve silahsız gel. Yoksa oğlunu öldü bil. Ne diyor? Son bir kere konuşalım diyor hoca emmi. Mehmet'e karşılık arazilerle birlikte Mihriban'ı istiyor. Eşber'i Almanya'dan getirip düğün yapacakmış. Mehmet ondan sonra bırakılır. Çıldırmış bu adam.
katkısı olmaz. Seninkiler nerede? Emine memine hiç görünmüyor ortalıkta. Emine Balıkesir'e gitti. Ninesi ağırlaşmış da ona bakacakmış. Zaten Ankara'ya yerleşeceklermiş. Eşbersizliğe dayanamamıştır o. Senin artist geldi. Kolay gelsin Solmaz. Kolaysa başına gelsin. Ne işin var kız senin? Çamaşırın mamaşırın da yok elinde. Kız Mihriban'ı gördüm sokakta. Pek bir telaşlıydı. Babam hasta falan dedi ama bence atıyor. Ne e'si? Bir şeyler oldu mutlaka ama söylemiyor. Ay öğrenmesem çatlarım valla. Sen biliyor musun bir şeyler? Yok anam, ben nereden bileceğim? Kız Fadime, Seyfullah abi hapse girdiğinden bu yana evin patronu kesilmişsin. Öyle mi? Zila Hanım da hizmetçilik yapıyor. Ne manyak ya bunlar? Bana bak, Mihriban'la Mihrali'nin arası açılmış olmasın sakın. Kız manyak mısın sen? Durup dururken niye araları açılacak ki? Bakıyorum sen de araları açılsın diye dört gözle bekliyorsun. Tabii, Mihrali'yi onun elinden alacağım dedim ya. Kız sen ciddi misin? Şaka değil miydi o laflar? Lafın domuzun şakasıdır anam. Mihriban'ın elinden Mihrali'yi aldığım gün anlarsınız şaka mıymış değil miymiş. Bak bak bak. Hasbam da amma güveniyormuş kendine ha. Güveniyorum tabii. Bendeki kaşlar, bendeki gözler, bu endam kimde var anam? Bana sormadan kendi başına nasıl iş yaparsın Eşber? Nereye varacak şimdi bu işin sonu? Ha? Ha? Yeter dayı. Kemal'le Mihral İtir'in sana yaptıklarının hesabını kim soracak? Şerefimizi iki paralık ettiler. Sessiz mi kalacağız? Benim şerefimi düşünmek sana mı kaldı ulan? Sen yuttun bana kaldı. Sen buna razı olabilirsin ama ben olmam dayı. Rasim Bey'e kimse saygısızlık yapamaz. Yaptırmam. İyi. Çok iyi. Sıkı bir delikanlı oldun ha. Madem öyle şimdi bu işin çaresine bakacağız. Ben Kemal'le temasa geçtim. Onu fabrikaya çekip konuşacağım. Bu arada sen ortadan kaybol. Benden haber gelene kadar sakın çıkma. Bekle. Bu işi tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. Güven bana. Tamam mı? Tamam. Şimdi gel bakalım. Koçum benim. Aslan yeğenim. Konuşmam lazım Fadime. Çok önemli, şüphelenmesin git. Kız neredesin kör olasıca? Geldim Zilha Hanım, buradayım. Sen çabuk şu samanların arkasına saklan, hadi çabuk. Geliyorum hanımım, geliyorum. Geldim Zilha Hanım. Nerede kaldın? Ağır temizliyordum. Azam Bey nerede? İçeride uyuyor. İyi, oyalanma da işini bitir çabuk. Tamam, az bir şey kaldı zaten. Senin yardımına ihtiyacım var Fatime. Ne gibi bir yardım? Kemal dayımın oğlunu kaçırdılar bugün. Ne? Thank you.
Tek sahibim sensin Allah'ım. Senden başka sığınacak kimsem yok. Bizi yalnız bırakma ya Rabbi. Mihralime yardım et. Yetimimi daha fazla boynu bükük bırakma ya Rabbi. Bir şeyler dönüyor Fadime. Çıngırak Rasim bir şeyler tezgahlıyor. Boyun altında kalsın o çıyanın. Abin Seyfullah'ın başını yakan da oydu. Süleyman'a eşber vurdu. Abinin üstüne yıktılar. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama elimizden bir şey gelmez ki Mihrali. Bu domuzlara karşı çıkacak gücümüz yok ki. Öyleyse bana yardım et Fadime. Eğer düşündüklerimi yapabilirsem... hem Mehmet kurtulur... hem de abini hapisten çıkartırız. Nasıl? Ortalıkta neler döndüğünü anlat bana. Bildiğin her şeyi anlat. Ama öldürürler beni. Bir şey yapamazlar, korkma. Bildiğim bir tek şey var. O da Eşber. Eşber mi? Evet. Herkes Eşber'i Almanya'ya gitti biliyor. Ama o gitmedi. Burada, dayısının yanında. Vay it vay. Mirali, kurban olayım benden öğrendiğini bilmesinler. Yoksa öldürürler beni. Sen bunların ne manyak olduğunu bilmiyorsun. Merak etme. Bundan sonra karşılarında ben varım. Hadi git, ne olur. Tamam. Sağ ol Fadime. Sağ ol. Fadime. Buyurun hanımım. Ne konuştun onunla ha? 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 Hanımın ha? Utanmadan konamam diyor be. Ha? Ne konuştun onunla? Ne yaptınız orada? Vallahi bir şey yapmadık. Ne yaptınız? Ne yaptın ha? Ne oluyor burada? Sen karışma. Geberteceğim seni. Kendime vurma. Ne yaptın? Dur be kadın, ne oluyor? Ne var karnında? Ne var karnında? Kimden peydahladın ha? Kimden peydahladın? Kimden peydahladın? Dur be kadın. Kimden peydahladın? Yeter be. Manyak mısın nesin be? Gavura vurur gibi ne vuruyorsun? Ona sor. Ahırda, Hatice'nin oğlu Mihrali ile fingirdaşırken yakaladım onu. Ne diyorsun kadın? Oynaştığı yetmiyor gibi, bir de hamile kalmış. Bak, niye karnıma vurma diye bağırıp duruyordu ha? Anlamadın değil mi? Bak şuna, nasıl uyurup duruyor orada? Senin yanaşman, evin içine oynaşını soksun, sen de niye vuruyorsun diye bağır. Vururum tabii, gebertirim onu. Hadi be, doğru mu kız bunlar? Doğru mu dedim sana? (Gülüyor)
Safam. Canım. Seni nasıl özledim biliyor musun? Sensiz kaç yıl geçti Mustafa. Ali'miz şimdi kocaman delikanlı oldu. Sensiz ona yetişemiyorum Mustafa. Başına bir iş gelecek diye aklım çıkıyor. Ne vardı zamanında çıkaydık o köyden. Çekip gideydik buralardan ne vardı? Canım Mustafa. Canım Mustafa. Yok hoca emmi, bu işe girmesen. Artık benimle Rasim arasında bu mesele. İyi de tek başına çözemezsin ki oğlum. Jandarmaya gidemiyoruz. Mehmet'in hayatı söz konusu. Senin de Rasim'le buluşmaya gittiğinde ne yapacağın belli değil. Ya öfkene hakim olamazsan? Yahu birbirinize silah çekili daha iki gün oldu. Mihrali yetişmeseydi çoktan ölmüştün. Unuttun mu? Hoca emmi haklı Kemal ağa. Siz buluşmaya gitmeden önce araya biz girelim. Bu işin hal çaresine bakalım. Allah cezalarını versin onların. Bu domuzlar istediklerini almadan bırakmazlar Mehmet'imi. Öldürürler. Korkma ya. Allah büyüktür. Bir şey yapamazlar. Hatice'nin kocası neler yaptıklarını gördün Hasiballah. Herkesin gözü önünde öldürdüler dağ gibi adamı. Kimse bir şey yapabildi mi? Kemal ne diyor? Ne diyebilir ki? Bir yanda Mehmet, öbür yanda Mihriban. Hangisinden vazgeçsin adam? Mihriban'ı vermem dese Mehmet'i öldürürler. Veririm dese Mihriban kendini öldürür. Ne yapacağız Hasiballah? Ne yapacağız? Allah büyüktür kızım. Ağlama. Sen metin ol ki Kemal de rahat düşebilsin. Mihral'im. Canım. Çıngırak Razim Mehmet'e karşılık beni eşbere istiyormuş. Yoksa Mehmet'i öldürecekmiş. Ne demek bu? Yani babam bunu hem mi diyecek? Bilmiyorum Mihral. Babamın aklı çok karışık. Bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Söyle babana sakın he demesin. Mehmet ne olacak? Öldürürler onu. Gidip ben Mehmet'i alacağım ellerinden. Gitme Mihral. Anlamıyor musun? Çıngırak Razim'i nasıl istediği bu. Seni üstüne çekmeye çalışıyor. O zaman istedikleri olacak. Merak etme. Her şey iyi olacak gör bak. Yeter ki baban bu itlere boyun eğmesin. Korkuyorum Mihral'im. Çok korkuyorum. Korkma. Mehmet'i getireceğim. Ama bil ki seni benden hiç kimse alamaz. Hiç kimse. Seni sonsuz utanmaz seni. Zilha, Zilha dur. İstersen öldür. Mihral'i Selim'e bile dokunmadı benim. Ama Eşber. Eşber her gece yanıma geliyordu. Yok desem dövüyordu. Hiçbir şeyden haberiniz yok sizin. Senelerdir ne çektiğimi bir ben biliyorum burada. Yalan söylüyor. Karnındaki çocuk Mihral'den. Eşber'in üzerine yıkmaya çalışıyor. Mihral'i dokunmadı bana. Eşber yaptı. Eşber yaptı. Allah cezanı versin. Utanmaz rezil. Hayatımı mahvettiniz. Abim de sizin yüzünüzden mahvoldu. Her şeyi biliyorum. Eşber'in suçunu abime yıkmak için Rasim Bey'le neler konuştuğunuzu da biliyorum. Asıl rezil sizsiniz. Kes ulan. Yeter. Bir daha ağzını açarsan, kimden peydahlamış olursan ol, karnındaki o veletle beraber gebertirim seni.
Anama göz kulak ol hükümet. Buralardan ayrılma. Yoksa hükümetin önünden geçmem bak. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümet, benim için dua et. Allah, 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 bismillah, 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 Allah, 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 bismillah, 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 bismillah. Allah, 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 bismillah, 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 bismillah. Götürüp Hatice karısını kapısına koyalım. Bütün köy yabanın domuzun marifetlerini bilsin. Saçmalama be. Fadime ağzını açarsa hepimiz yanarız. Oğlu da yanar, kardeşin de yanar. Ne yapacağım ya? Bu Zeli'yi evimde tutup Mirel'in veledini doğurmasını mı bekleyeceğim? Mirel'in değil, Eşber'in çocuğu bu. Senin oğlunun, anladın mı? Bak hala konuşuyor bak. Hadi Razime'ye telefon aç da Eşber'e sor. O anlatsın sana hangi geceler dövedi ve koynuma girdiğini. Sus! Eşber Razime'nin evinde mi? Neler çeviriyorsunuz lan siz? Ha? Niye benim haberim yok? Niye? Sofra hazır beyim. Dışarıya kaç adam koydun? 8 adam beyim. İyi, sabaha kadar uyumak yok ona göre. Ketenpere'ye gelmeyelim. Eşber'i Göcü Rıfat'ın çiftliğine götürdünüz mü? Götürdük beyim. Rıfat Bey'e selamınızı söyledim. Sizden emir gelmeden Eşber Ağa'yı çiftlikten çıkartmayacağım. Güzel. Ne oldu kız? Hasta mısın? Biraz üşüttüm de. Babangil sana iyi bakmıyor galiba Gülsüm. Öyle mi? Yo, bakıyorlar. Otur oraya. Seninle konuşalım biraz. Otur otur. Çekinme. Bu senin baban olacak adamdan hiç hayır yok Gülsüm Hanım. Apla, eşekle uğraşacağım diye seni ihmal ediyor. Biliyorum. Ortaokula da göndermedi. Değil mi? Ama bundan sonra ben ilgileneceğim seninle. Sana özel öğretmen tutup ders verdireceğim. İster misin? İsterim. Köye yeni bir öğretmen geldi. Sedef öğretmen. Gidip konuşacağım onunla. Sana ders vermesini isteyeceğim. Tamam mı? Tamam. Şimdi git yat. Zaten hastasın. Güzel bir uyku çek. Hadi bakalım. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Allah Allah. Hükümetin ne işi var burada? Bilmem. Hükümet oğlum ne yapıyorsun burada? Bekliyorum. Mihrali yok mu? Yok, uçtu gitti. Uçtu mu, nereye? Oraya, oraya gitti. Allah, 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 bismillah, Allah. Bismillah, bismillah. Rasim'e Allah, gitmiştir Allah, bu deli olan. Allah, muhtar, çabuk seni de arabaya alalım. Hükümet oğlum, sakın buradan ayrılma. Allah, 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 bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 bismillah, bismillah, bismillah. Gel! Gel! Bak, kaçmaya kalkarsan gebertirim seni. İstediğin kadar zırla. Kimse duymaz seni burada.
Ne yaptın? Kilitledim. Sonra icabına bakarız. Eşber nerede şimdi? Taş konakta mı? Cehennemin dibinde. Bu işe karışmayın işte. Fadime işini sonra hallederiz. Onu kapatmakla iyi yaptınız. O kızın konuşmaması lazım. Sen hiçbir şey olmamış gibi davran. Soran olursa Eşber'den haberin yok, tamam mı? Almanya'ya gitti. Bir daha da haber alamadın. Peki. İnşallah bu iş daha da büyümez. Mihriban, nasılsın kızım? Nasıl olayım Hasibe hala? Annem nasıl? İyi, uyudu biraz. Babam? İçeride. Sigara içip dolanıyor odanın ortasında. Hiç sigara içmezdi o. Ne yapsın adamcağız kızım? Perişan oldun. Neredeyse aklını oynatacak. Bir yanda Mehmet, bir yanda sen. Ne yapacağız Hasibe hala? Bilmiyorum. Keşke bilebilsem. Zila. Zila. Uyumadığını biliyorum da Zila. Niye böyle yapıyorsun onu bilmiyorum. Ama bir de benim yerime koy kendini. Senelerdir bir kere bile yüzünü dönmedin bana.
Büyü mü yaptılar? Muska mı yazdılar? Ne oldu bize Dila? Bir kusurum olmadı ki sana karşı. Ne ettim de duvar kesildi. Ağla bakalım. Senelerdir ağlarsın. Ağlatırsın. Gene ağla. Nereye varacak bunun sonu bilmiyorum ama... Ağla bakalım. Ulan, uyan. Ye hadi. Nasıl yiyeceğim? Ellerim bağlı. Köpekler nasıl yiyorsa sen de öyle ye. İt, hadi. Biz bulduk da ona kaldı. Hadi oğlum, sus oğlum. Sus yavrum. Sus duracak oğlum. Şşş, sus. Sus yavrum, aferin sana. Aferin sana. Bir araba geliyor. Kim ulan bu? Dur, jandarma olabilir. Durun sağa, bir araba geliyor. Ilıcan'ın muhtarı bu. Yanında Dumanlı Hoca da var. Kaybolun oradan, çabuk, çabuk, çabuk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin hoca emmi. Sağ ol Yunus. Rasim Bey evde mi? Evde. Buyur hoca emmi.